Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, videoya ve kanala hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor kariyerinin 7. bölümüyle sizlerleyiz. Yine İsmail ve Yılmaz var. Bu sefer videoya girişi onlar yaptı. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmadıysanız hemen abone olabilirsiniz. Kesinlikle ücretsizdir. Evet. Şimdi arkadaşlar, biz Trabzonspor kariyerinde en son neler yaptık ona bir bakalım. Bunun üstünden çok geçmedi. Lider olduk. Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldık. Şimdi daha sonrasında şimdi Göztepe var sırada. Göztepe'den sonra Kasımpaşa. Burayı bitireceğiz. Kasımpaşa'dan sonra yeni Malatya maçına kadar bu videoda oynarız. Ondan sonra Beşiktaş deplasmanını bir dahaki videoya bırakırız. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu siz çarşamba günü izliyorsunuz. Bu hafta Fener Trabzon maçına özel derbi videosu da gelecek. FIFA'da biz de oynayacağız oyunu. Bilginiz olsun. Skor tahmini gibi bir şeyler yapacağız. Evet, öncesinde yani yapacağız. Güzel şeyler olacak. Göztepe maçına geldik. Göztepe maçından önce ben bir transferlere falan yapmak istiyorum. Bize bir sürü oyuncu önerildi çünkü. Şu an videonun altındaki linke girerek FIFA 22 çekilimize katılabilirsiniz. Evet. 5 tane FIFA 22. Abi Enes Ünal'ı transfer edersen Cornelius'un yedeği olabilir demiş. Bedirhan Yayla. Rıdvan da istenmiş. Evet, Rıdvan roleplay videosunda. Öyle miydi? Bir daha görecek. Evet, Rıdvan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon. Biz bunu alamayız. Biz bunu alamayız. 24 milyon. Hasic demişler. Hasic'e de bakalım. Abi stopere Jordan Teiz. Jordan Teiz'e çıktı. Stoper. 22 bunlar pahalı. Yok, bunun şeyi yokmuş. Serbest kalma bedeli. Güzel. Simon Deli bu. Adana Spor'daki o Deji'ydi sanki. Ya, deli bu, o Deli'ydi kanka. Şimdi 30 yaşında bu. Evet, Adana Demir Spor'daki, ama biz bunu pek almayız sanki yani. 30 yaşında çünkü bize gelişim sağlayabilecek bir oyuncu değil. Orta sahaya Szoboszlai demiş ama biz onu alamayız. Sol bekte Frank Fabra. Hemen şöyle. Bu da 30 yaşında ama İsmail'in yerine, İsmail yedek olacak. İsmail yerine fark etmemiş. Ama geçen bölüm İsmail de çok güzel bir asist yapmıştı yani. Onun da hakkını yemeyelim şimdi. Her geçen gün gelişiyor çocuk. Şimdi maç yap dedik. Göztepe'ye karşı Trabzon Avniaker Stadyumunda yağmurlu bir havada saat 8'de Göztepe'ye ne yapacağız bakalım. Skor tahmini. Göztepe kaçın ya? 9. Niye söylüyorsun? 9 mu? Videoyu takip etmedi anlaşılıyor. 3-1 alırız diyorum ben. Ben oynayacağım için ben burada en fazla gol bile yemem. 2-0 net alırız. Ben de 2-1 diyorum. Trabzonspor. Niye ben 3 gol diyorum ya? Sen geçen 4 dedin. Ve hemen geçtim bak arkadaşlar. Hemen geçtim. Hiç bizde bekleme yok. Direkt düdük. Maç başladı. Şimdi Bakasetas baskı, Cihaniç. Hop, Berat. Bakasetas. Bak, şimdi Hamsik. Magamela, Hamsik. Hamsik, Burak. Cornelius. Çok formda ama dönemedi şu anda. Cornelius. Hoca. Çıkar pası. Verdik pası Bruno Perez. Perez içeride kalemiz olmadığı için döndü geriye. Berat. Berat'tan Vitor Hugo. Yıldırım. Oo. Hiç beklemediğimiz bir top bu arada. Tijanić. Orta. Hop. Edgar. Uğurcan Çakar. Hayırdır dedi. Aldı topu. Cami bastı. Cornelius. Kanka çok yaşlı. Cornelius. Bakasetas. Marek Hamsik. Hamsik. Girdi içeri ve gol. Ben Marek Hamsik. Ben 3-0 arkadaşlar. Marek Hamsik. Müthiş bir gol. O bir futbol doğa yine. Evet, Marek Hamsik, Cornelius, Bakasetas. Ama çok kötü vurmuş bak. Oğlum kaleci. Bak, vuruşa abi? Bak. Kaleci İrfancan Eğribayat. Oğlum Galatasaray maçı da değil, niye böyle bir şey yaptı ki? Dur kanka ya. Anlamadım ki kanka. Seneye bize transfer olacak zaten. Onun için onlar. Oğlum burada niye böyle yapıyor bize karşı? Trabzon'un yediğini belledi. Ben Trabzon'un Galatasaray kocası falan. Trabzon Galatasaray kocası mı dedim? Evet. Doğru değil mi oğlum? Hep çok haklısın kanka, gerçekten öyle. Bu topu tekrar bakayım mı? Sol tarafta İsmail. Bak, İsmail. Bir asist daha mı geliyor? Omuz İsmail. Orta. Hamsik! İnanılmaz kaçtı. Oğlum kaleci İrfan değil bu arada. İsmail orta açtı. Şimdi İrfan değil mi kaleci? Hamsik sekti orada toplar. İsmail. Ayağı kaydı be. Hamsik yağmurlu hava çok etkisini gösteriyor şu anda. Trabzon'daki. Pınar. Berat dokundu. İsmail geriden harika bir müdahale. Cornelius topu sakladı. Bakasetas. Bakasetas! Anastasios Bakasetas zımbaladı.
2 oldu. Ben 5 diyorum. Banka Setas orta zaten daha gol atmayacağım 2-0 dediğin için. Ben de skor oynadım. Ben kaç dedim? Sen 2-1 dedin. 2-1 dedin. Ha, 2-1 dedi evet. Bok. Banka Setas. Banka Setas abi. Ya bu Yunan Çilingir tanrısı. Ya. Bak. Zbap bap. Sen nasıl döndürdün o topu? Kardeşim biraz çok da gerçekçi oynuyorum. Değil mi yalnız? Aynen. Çok ha, oyun harika. Çok gerçekçi oynayan arkadaşlar. Oynayan gerçek FIFA doğa yeni. Evet. Tabii canım. O yüzden yani. Siz de çekilişe katılın. Magamela. Magamela girdi içeri. Çekti topu. Magamela. Verdi şimdi Gervinho. Sola. Onu sat kanka. Onu harbi sat. Oğlum gözlerim. Bu Türkiye'ye gelmiş en boş. Falcao bir bu ikamda. Adamın hiçbir şeyine göre oyunda da böyle. Bakasetas. Solda. Marekamşik. Tekrar Vakayeme. Vakayeme kaleci. Çok cimri oynuyorsun. Vur. Hamşik. 3-0 oldu. Marek Hamşik. Bir tane gol yiyorsun. Kim bu lan bu? Savunmanın büyük hatası. Oğlum sen bizden misin? Onlardan mısın? Smile karar olsun istiyorsun lan. 3-0. Gervinho'yu almayın aranızda. Neden bu kadar gol atabiliyor bak şey Hamşik biliyor musun? Neden? 17 numara geliyor. Gene günlük rutin şaka. Gene günlük rutin şakanı yaptın ha şakacı. Günün boşu geldi arkadaşlar. Hayır 17 numaranın özel bir şeyi var. Bak benim gibi gol atıyor. Hamşik müthiş bir gol. Cornelius suskun. Cornelius. Cornelius demek ki yağmurlu havaların topçusu değil. Bakka Cornelius. Kontrol. Marek Hamşik. İsmail'e de artık bir ayrı bir özgüven geldi. Tabii evet. Ya, ya ne desem var ya ne desem benim hep dersi düşüyor. Dorukhan tekrar Yusuf Sarı'ya müthiş pas. Yusuf Sarı alabilir mi? Alır. Aldı baskıyı da yaptı. Aldı. Yetişemedi. Cornelius girdi araya. Ligin gol kralı. Gol kralı. Gol kralı Vakayeme'ye attı. Cornelius'u nasıl kaçırdı Cornelius. Ya? Ben işte gole sevinmiyorum. Aga yok yani. Vakayeme 4-0 oldu. Orada Cornelius'a pas verecek. Adam atacaktı. Evet. Yapacak Vakayeme. Bir şey yok. Vakayeme attı. Kim atarsa atsın önemli değil. Cornelius baskısı yine yeter. Kadir Ömür kısa boyuna rağmen çok iyi zıpladı. Magamela abi Vakayeme. Bir orta açacak gol olacak. Vakayeme arka bölüme doğru orta gelmedi. Şimdi Yusuf Sarı o da kısa boylu. Abdülkadir Ömür ben 5 demiştim. Agam motor oldu. Trabzon'da. Trabzon'da şov var. Hoppa. Lan seni var ya lan seni abisi. Yine yere düştü bak şerefsiz var ya. Yusuf Sarı da kısa boyuna rağmen çok iyi zıpladı. Abdülkadir son biri dokunuş. Golü attık. Yar yapmayın çocuklar. Yapmayın. Orada arkada sekmesin. Bruno Perez yatarak müthiş bir dale. Şimdi Vitor Hugo. Vitor Hugo'nun ayağından sekti. Uğurcan çıkar bence. Yok Vitor Hugo'nun ayağından sekti. Yok da. Hayır Uğurcan'a PR kasıyor. Evet. Şimdi arka bölüm Cornelius kafayı vurdu. Abdülkadir. Dorukhan'la beraber baskıyı yaptı olmadı. Dorukhan hiç yok maçta. Dorukhan evet. Dorukhan'da biraz yanak sıkıntılarımız var. Evet. Dışarıya gitti. Hakem maçı bitirmedi. Uğurcan'dan ileriye uzun bir vuruş. Ve Cornelius kule indirdi. Bitirme hoca bitirme. Kule indirdi. Ve 5-0'la Göztepe'yi geçtik. Çok güzel oldu 5-0 ilk maçtan. Ben demiştim. Müthiş. Müthiş. Kesin. Sen atmışsın. Bu arada kamera açısı nasıl? Sürekli böyle olsun mu? Evet. Şimdi şu duvar biraz bozuyor gibi. Yapacak bir şey yok ama. Yapacak bir şey yok. Biz yerini duvar mı alalım? Başka boş. Da boş duvar yok. Evet. Tronsen için bir transfer teklifi gelmiş Karagümrük'ten. Karagümrük'te hemen bir yetki verelim. 3600'e gitsin. Tamam 3 milyon transfer oldu. 3 milyona eğer teklifi tabii uzatırsalar. Şimdi Kasımpaşa ile bak Beşiktaş yine bizi geçti. Allah Beşiktaş Allah. Bizden önce oynuyor çünkü biz evet. Şu an. Biz hep en sonuncu mu oynuyoruz oğlum? Herkes oynamış 14'ü. Evet herkes oynamış. Biz lider. Gol yemeyen. Bak, 13 maçta 12 gol yemiş. Transfer değil 22 milyon. İyiydi 7 maçta da 12 gol iyi yemiş yani. 7 maçta mı? 5 maç gol yememiş. Cornelius da ikinci gol krallığında. Ama ya oldu. İyi gol yemiş de 7 gol. İkisini Galatasaray'dan yedi. İkisini Fener'den yedi. İlk maç zaten 3 tane yedi. Sivas'tan 3 tane yedi. 7 zaten. Hayır 12 gol yemiş 7 maçta. Heh doğru. Ben yanlış yaptım. Şimdi Serkan Hasan. Sağ bekle. Bizim sattığımız Serkan bugün bize karşı intikam için yanıyor. Bir şeyler yaptı biz onu. Bu konu tam tersi. Şimdi takım yönetiminden hemen
Cervinho'yu bu maçlık biraz dinlendireceğiz. Cervinho'dan hiç memnun değiliz. Ömür oynatabilirsin. Abdülkadir Ömür orada biraz oynasın. Biraz ısınsın oyna. Şimdi... Zaten 10 dakika sonra sakatlanacak. Ayağı kopacak. Ve bir şey olacak. İlk düdük maç birazdan başlayacak. Taksim'deyiz. Trabzonspor Kasımpaşa'yla karşılaşıyor şu anda. Recep Derek Ray, Sayın Recep Steve Tayyip Erdoğan. Evet. Şimdi evet maç başladı. Hayradinovic, Haspolat. Asıl ismini bilmiyorum. Oo güzel çalım. Biraz şimdi Vakayeme. Vakayeme. Ama Vakayeme'nin karşısında gerçekleri duramaz. Şimdi Hamşik, Marek, Hamşik Ertuğrul. Kadar saçma bir şey yaptın ki. Abdülkadir Ömür topu çekti. Dışarıda. Vurdu Ertuğrul. Dışarıda bomboş. Dışarıda görmedim. Görmüyor musun? Görmüyorum. O an sadece kaleye odaklandım. Kasetas bırakmaz bu topu. Bu Kasetas vurdu. Ne dedim? Ben dedim vurur ve gol dedim. Evet. Bakasetas abi bu nasıl gol dedim. Anastasios Bakasetas kardeşim. Kameraya doğru söyle onu. Anastasios Bakasetas. Oğlum ben dedim ya Bakasetas vursa gol mü? Vurdu. Ya abi çok abi. Gerçek. Her yerden saplıyor. Ya. Vurdu. Terminatör gibi. Vurdu, tata tata. Tamam. Pancar motoru. Bitti. Devam. Bak. Zbamp. Ertuğrul adı bunu da kurtar. Fener değerini mi Ertuğrul? Aynen. Bolspor'dan 1 milyon euroya gitmişti. Ulan Bolu'nun değerini 2 5 gol. Cornelius bir kere daha attı. Oy, adam önüne kırdı. Hoca ne oluyor ya? Allah razı olsun. Basketbol mu hocam perdeleme yapıyorlar? Offside yok mu? Kardeşim. Offside yok mu? Pas atmadığı sürece gol olmaz. Olmaz. Gol değil be. Ya sen Allah aşkına. Oğlum çok güzel attı lan şerefsiz. Niye gol? İnanılmaz gol yedik. Bırak sus lan pas atacak kardeşim. Pas atsaydı. Adam duydu pas atmadı ya. Kim attı? Bilmiyorum çok güzel attı bir izleyelim. Neyse moral bozmuyor gerek. Evet Uğurcan'ı biraz geç açtık aslında. Bak gurbetçi gençler bağırıyor. Cornelius. Bak. Cornelius. Nerede? Berat. Berat. Güzel. Berat. Abdülkadir. Offside yok ya yok. Nasıl offside ya? What? Abi ayaklara bak yok. Yok yok. Kesinlikle. Yok birader. Kesinlikle yani biz gol yemeseydik bu offside olmazdı. Şimdi beraberlik ihtimalimiz var ya. Ulan lig yine dizayn ediliyor. Perez. İçeride kimse yok ki. İçeride kimse yok mu? Var. Nasıl yok? Kor. Oha. Nasıl geldi lan adam? Yalnız adamlar geliyor ya. Nabil Dirar. Nabil Dirar. İsmail yapma. Hayır. Yapma İsmail. Vitor Hugo. Buz. Uğurcan kurtardı. Tamam sakin Edgar. O dedi ki beni nasıl satarsınız alın size ananızın. Ananı sikim yedik. Yedik. Yemedik. Ama anlamınız. Zaten bu gol top direkt 90'a gitti. Bunu kurtarma ihtimalimiz yoktu. Geçen maç 5 gol atınca bir anda götümüz kalktı. İnden aşağı. Girdi. Şimdi hadi oynadı. Cornelius'a gitti top. Bakasetas'a. Bakasetas attı önüne. Bir kere daha attı. Bir aynen kere daha çok atma ya. Çok atma ya. Az at ya. Köybaşı ya. Ananı sikim yamuk ayak ya. Cornelius. Adam topu kesti. Cornelius. Vur lan Kadir. Kadir. Ağzını. Allah belanı versin boş seni. Olması lazım. Niye 10 kişi var orada? Ha? Kanka bilmiyorum ki Bakasetas orada kaldığı için rakip defans da orada kaldı. Ama Abdülkadir ilk de vurmadı. Hızlısın hadi gidersin. Hadi koçum. Daha yeni bak, aldım. Sana taktikle konuşacağım. Ölüm elim terledi. Cervinho sıyrıldı. Verdi pasını. Bakasetas. Marek Hamşik. Hamşik. Lan vursana. Ne yapıyorsun? Sağ ayağını alacaktım. Sok adam kaymadı. Sana. Vurmazdı solla ya. Ya nereye vurmuyor? Al vurdular solla ama. Offside yok mu hoca? Hoca. Başaramadım. Uğurcan. İlk golünü satıyor. Bunlar da mal. Bunlar da mal. Şu golü var ya. Kur'an çarpsın. Biz önde falan olsaydık yerdik. Vitor Hugo. Berat. Ananı sikeyim hoca. Bitir hadi. O artı 3 oldu. Kur'an çarpsın zorla gol yediriyor ya. Yenildik mi lan? Geri zekalısı. Olmazdı ki ya. Ya sağ ayakla plaza vuracaktım ya. Ne çekiyorsun? Ya. Yeah.
sahası ve orta sahası bir şey. Oyun kurucu yapıyor. Top kazanan orta saha. Merkezi orta saha. Şimdi bu merkezi orta sahada sprint hızı artıyor. Ama oyun kurucu da pasları. İki yönlü orta sahada sadece hızlanması ve şutu artıyor. Bence oyun kurucu, oyun kurucu yap. Çok bence de iyi. Oyun kurucu olsun bu çocuk. 8 hafta sonra olacakmış. Biz buna o yüzden sağ orta sağ mı yapalım? Sağ kanat mı sağ yapalım? Sağ kanat yap. Sağ kanat yap. Gervinho'nun yerine. Gervinho'yu satarız, bunu oynatırız en kötü. Sağ Ömür'le kanat. Beraber. Açık bu çocuk mi? Sağ kanat. He? Kiralamaya yanaşıyorlar mı? Yanaşmıyorlar. Satın alma teklifi götürsek, yani oyuncu daha yeni geldiği için bunu da vermiyorlar. Bakalım bunu da, bu da daha yeni transfer olmuş. Nereye elimizi atsak şey yapıyor. Bu yeni. Tamam, bu yeni transfer değil. Bu da yeni transfer değil. Enes Ünal'a onu gerçi alamaz. Enes Ünal'a çok isterler. Biraz bunların şeyi gelsin. Şimdi hatta şimdi son bir yeni Malatya maçı var değil mi? Biz liderliği düşmüşüz. Evet. Yaşar. Çok rahatım bak. Yaşar. Aşırı rahatım. Aşırı biliyorum rahat. Oğlum biliyorum. Rahat. Cornelius baba sahneye tekrar dönmüş. Oyunun ama şey değişiklikleri çok saçma. Evet. Çıktık abi çıkıyor. Şimdi Trondsen satılmış. Bizim diğer oyuncular için de şey gelecek. Şimdi böyle ilerletelim. 75 ve 93 arasında. Bunun 76 ile 93 arasında. 94 arasında. Ya potansiyeli. Ha, potansiyeli şurada. Bak bu Falke iyi, potansiyeli düşük ama kalsın. Çünkü bak şu anki değeri 700 bin euro. Bunun düşük. Yani. 62-84. 61-83. 50-68. Bunu kim getirdi Allah aşkına? Arada kaynamış yanlışlıkla. Aa bak bu iyi. Bak bu... Ha orada mı gördün? Ben bu taraftakilere bakıyorum. Ben de oraya bakıyordum en başta. Evet. Bu da iyiymiş ha. Evet evet o bayağı iyi. Evet 53-71. Şimdi bu çocuğu... Kanka. Ben bu çocuğu... Bak. Şu ikisini biraz daha bekletmek istiyorum. Bir de bir bekletince diğer takımlar satın alıyor biliyor musun onu? Çalıyorlar ha. Sen takımına geçirmediğin için çalıyorlar. Şimdi Metin Ganis. Bu çocuktan pek bir şey beklemiyorum. Gerek yok sat gitsin. Ama sprinti iyi çıkabilir. Boşver boşver. 16 yaşında gelecek vaat ediyor. Fatih Doğan. Bu da kalsın yine biraz 199. Daha Fatih Çakmak. Oğlum Erhan Çakmak mı iyi lan? Bu büyük ihtimalle kaleci falan olur. Oo uzaktan şutu falan. Oğlum. Bunu alalım arkadaşlar. Oğlum, alalım. Bir sözleşme. Bu Halil Avcı'ya gitsin. Tahir Kaplan gitsin. Bu da şimdi iyi. Emre bak. Çelik. Bu 15 yaşında olduğu için henüz daha takımı alamayacağız. Bunu da aynı şekilde 70-90 ama bu çocuktan umutluyum bak Emre Çelik'ten. Defansif orta saha yapalım bunu. Evet. Saf defansif orta saha olsun bu çocuk. Buz harika kestans. Çıktı. Bu da iyi. Bu da iyi. Ne bu? Sağ ol. Sızlanması falan iyi bu çocuğun da. Bu çocuğa da hemen şöyle sprint ve şey basacağımız bir şey bulmamız lazım. Şimdi sprinti... Kanat orta sahaya bakalım. Açık oyun kurucu. Pas, hep genelde şimdi pas artıyor. Kanat orta saha dediği zaman sağ oynuyor. Kanat orta saha. Hızlanması artıyor. Sol ayaktan baktı. Sol ayaklı. Yani çekip vuracak. O zaman ters açık orta saha oyuncusu. Aynen. Yani daha mantıklı. Ters açık orta saha oyuncusu. Şimdi bunları yaptık. Ben şu çocuğu izninizle A takıma yükselteyim mi? Bence biraz daha bekle ama şu anda da iş görür mü ki? Ve biraz yani daha bekle. Oyuncular içinde şeyler geldi. Tamam. Şimdi bakalım. Transferleri de yapıyoruz. Yeni transfer önerilerine de açığız her türlü arkadaşlar. Evet. Şimdi Avit Nuri'yi bir kere alamıyoruz. Enes Ünal için 9 milyon değer. Bu çok pahalı. Aydın şimdi... Hasic 20 yaşında. Güzel gelişiyor dedi. Hızı iyi. Düşünülebilir bu. Düşünülebilir. Bunu kiralama teklifi kiralama dersek, bence alacaksan al. Ne diyor? Kulüp rakip. Oo. Sadece satın mı diyor? Evet. Evet. Bu Beşiktaş oyuncuyu biz rakibi olduğumuz için bize vermiyor. Aa. Aa. Teze'ye 8 milyon mu? Şimdi Teze'ye 8 milyon istediler. Teze'ye 8 veririz. Ama ya, bu satma. Teze 22 yaşında. Hızlanması müthiş. Çok iyi. Bir kiralama deneyelim. Bak, biz bunu satın alalım. Biz bunu satın alalım. Evet. Evet. 8 milyon euro gelişimi açık bir stoper. Vitor Hugo 33 yaşı, 35 yaşında. 2 sene sonra düşecek. Evet.
Kanka oyuncu değişimi falan yapsana. Oyuncu değişimi yapmıyor. Lan nasıl zırdıyarız lan sen var ya. Transfer ücreti teklif edelim direkt. Kanka oyuncu değişimi yapsaydın keşke. Cık, oyuncu değişiminde para. Daha çok para giriyor bize. 10 milyon istiyor. Karşı teklif. Sonra yine. Değeri. Aldık 25 milyon serbest kalma verdik. 2 maç sonra transfer dönemi başlayacak. Bunu neden oynamıyoruz? Çünkü Romanya milli takımından teklif geldi bizim performansımız karşısında. Allah Allah. Transfer önerilerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda Beşiktaş'la başlayıp transfer sezonunu geçireceğiz. Evet arkadaşlar. Bizim bakalım bir de ne kadar paramız kaldı. 7 milyon bütçemiz kaldı. Ona göre arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar.